bir çocuk, bir kürek ve biraz mutluluk. IŞİD teröründen kaçan 1400 aile Bağdat'ın 10 kilometre güneyindeki bu kampta hayatta kalma mücadelesi veriyor. Burası Irak'taki tipik mülteci kamplarından biri. Hijyenden söz etmek bile mümkün değil. Bu zorlu koşulların ilk kurbanı zayıflar. Oğlumun saçları dökülüyor. Tükenmiş durumdayım. Hepsi ağır ishal. Bir konteyner, çok sayıda çocuk ve sadece bir doktor. Doktor günde en az 80 çocuğa bakmak zorunda. Çocukların kampta yakalandığı hastalıkların çoğunun ilacı yok. Çok sayıda uyuz vakası var. Çocuklarda da. Uyuza derinin altına yerleşen parazitler neden oluyor. Çocukların çoğu üst solunum yolları hastalıklarıyla da mücadele ediyor. Kampta ilaçların yanı sıra tıbbi aletlerin eksikliği de hissediliyor. Doktor için bu dayanılmaz bir durum. Teşhis koyduktan sonra çoğunlukla elinden hiçbir şey gelmiyor. Zira içinde hiçbir şey olmayan bir konteyner bir hastane değil. Oysa mültecilerin ihtiyacı olan tam teşekküllü bir hastane. Bu ailenin görece daha rahat bir çadırı var ve bu sahip oldukları tek şey küçük bir mutfak, birkaç yatak, masa yok. Aile bunlarla yetinmek zorunda. IŞİD bizi yerimizden etti. Bize baskı yaptılar. Sorunlar çoğaldı. IŞİD'in kontrolü altındaki bölgelerde suç vakaları arttı. IŞİD'liler onurumuzu bizden çaldı. Çocuklarımızın hiçbir geleceği yok. Nasıl olsun ki? Evimizden sürüldük. Yorgunluğu ve hastalığı biliyoruz artık sadece. Ailenin iki çocuğu burada hayatını kaybetmiş. Doktor onların kurtarılmasını, hayatta kalmasını sağlayacak ilaçları temin edememiş.